Tamam abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin selamat. Öncelikle şurayı okumak istiyorum. Ey nefsim, madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem, ruhumu rahmana teslim eyledim, gayr istemem, isterim fakat bir yarı baki isterim, zerreyim fakat bir şemsi sarmak isterim, hiç hender hiçim, fakat bu mevzuda birden isterim. Sözler 474, benim konum, üstad neden vacib bir vücudu değil de mevcudu istemiş. Bu sürece cevap arayacağım inşallah. Mektubat 448'den okuyorum. Tarikatın gayet mühim bir mesele olan vakti bir vücut namı altındaki vakti şuhut yani vacib bir vücudun güçlüğüne has nazar edip sayın mevcudatı o vücudu vacibe nispeten o kadar zahim ve gölge görür ki vücut ismine layık olmadığını hükmedip hayal perdesine sarıp teki masal makamında onları hiç saymak. Burada tarikat ve hakikat mesleğini ayırarak tarikat mesleğinde sayın mevcudatı teki masal makamında hiç sayıyor, hakikat mesleğinde ise bu mevcudatı isteyerek nefsini hiç sayıyor. Ki sen de hiçim bu mevcudat umumun isteyelim diyerek. Bunu teyiden enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı kazanıyor. Mucide hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit nihayetsiz bir vücudu kazanıyor. Mektubat 460'dan. Fatih, yavaş, biz bizeyiz. Canlı biz bize yapıyoruz. Onun için yavaş ol, heyecanlanma, böyle daha sakin, hiç endişe etme, müzakere ediyoruz. Tamam abi. Tamam abi, devam edelim inşallah. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, üstadımız burada gayb istemem dediğine göre, yani gayb istemediğine göre mevcut istemek de gayb olmuyor. Çünkü kendi isteğinde çalışmış olur. Bunu inşallah ileride çıkarımlarım olacak. Şunu da belirtmek istiyorum. Hem kalp ve nefis bu ağlamakta ve bağırmakta ve demede cem olup ikisi bir cümlede sır oluyorlar. Yani bu ikisi de istiyor. Hem kalp istiyor hem nefis istiyor. Şeye devam ediyorum inşallah. Bu arada hiç elinde hiç olunca vazifedarlık da yaptırılabiliyor. Buna da değinmek istiyorum. Mektubat 19'dan. Çünkü hiç elinde hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı engamında ve o hazinenin hayrın delalı olduğu bir vakitte İsmi Rahim ve İsmi Hakim mazharetine medar bir vaziyet verilmiş. Şimdi devam ediyorum Mektubat 449'dan. İşte bu mezhebin ehemmiyetli bir hakikati var ki vacibül vücudun vücudu iman kuvvetiyle ve yüksek bir velayetin hakkaliyetin derecesinde inkişafıyla vücudu mümkünat o derece aşağıya düşer ki hayal ve ademden başka onun nazarına makamları kalmaz. Adeta vacibül vücudun hesabını kainatı inkar eder. Mektubat 449'dan. Şimdi tefekkürümü söylüyorum. Hakikat mesleğinde ise vacibül vücud için değil kendini inkar, bu mevcudu birden istiyor. Bunu mevcut istiyor. Yani tam tersi olarak. Tarikat mesleğinde terk-i masra makamında onları hiç saymak, hatta mağdum tasavvur etmek. Mektubat 448. Hakikat mesleğinde ise o ölmüş ve yatmış mevcudu alem sebbehetü sebbuhu sedasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar? Hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Sözler 373. Yani vacib-ül vücuda has nazar ile mevzuat tasarrufa mağdum oluyor. Mevzuat isteyerek iste zihinde diriliyorlar. Devam edelim inşallah. Mektubat 49'dan okuyacağım. Topattığım meslebin tehlikeleri var. En birincisi şudur ki, erkan-ı imani 6'dır. İman-ı billah'tan başka iman-ı bil yevmil ahir gibi rükünler var. Bu rükünler ise mümkünatın çıkarını isterler. Bu muhkem erkan-ı imaniye hayal üstünde bina edilmez. Şimdi burada cahil dikkat. Erkan-ı imaniye 6'dır diyor. Birilerini söylemek birilerin için değil. Buradaki mana buradaki tehlikenin sırrı ayet-i imandaki iman zat-ı nuru değil midir? İşte bunun ile zatı arada taşımamak oluyor. Sadece vücudu vacibe haz-ı nazar etmek yani sadece İman-ı billah ile, zira iman esasları bir bütündür, hepsi tektir. Şimdi Mektubat 450, böyle hayat yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini sünnet-i seniye itibadır. Mevzat-ı seniye, sünnet-i seniye ne diyor?
Sünneti seni cennetinden bakarsak, lemalar 54. Bu esma-i cemali ve kemali ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve büyüsünü edepleriyle göstermek ister. İşte sünneti seniyedeki adab, bu ulvi adabın işaretidir, düsturlarıdır, ruhunlardır. Şimdi tefekkürümü söylüyorum, çıkaranlarımı. Ulvi adab, mevcudatın edep ve esma karşısında vaziyetidir. Sünneti seniyedeki adabın işaretinin gösterdiği yer ve umudilerinin aslı mevcudatın esma karşısındaki hüsnü edebidir. Yani sünneti seniye mevcudatı işaret eder ki tabiri caizse mevcudatın kendisi bu makamda sünneti selimi oluyor. Çünkü sünneti seniye bu vaziyetlere işaret ediyorlar. Şimdi devam ediyorum inşallah. Bağda 264. Şevki beka, velika ve visalin muktizasıyla gayet zevkli bir mezhebi hali vaktidir vücutta bulunduğunu tasavvur ederek. Şimdi demek mevcudatı istemekte şevki beka ve velika ve, lika ve visal var. Yani sadece zatta değil. Mevcudatı istemekte de bulunuyor. Sadece vücudu vacibe hasr nazar edenlerdeki şevki beka velika ve visal ise tasavvur boyutundadır. Çünkü burada tasavvur ederek diyor. Hakikat canibinde ise mevcudatı istemekte bulunur. Sadece vacib, vücudu vacibe hasr nazar edenler aşkın sekriyle bu yola girerken hakikat mesleğinde ise aşkın sekri yerine bendeki aşkı beka, bendeki beka değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemal-i mutlak sahibi zat-ı zülkemal'in ve zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetinde bir gölgesi şu anda atmıştır. Şey, Fatih, efendim, bu efendim abi. Bir şey, şimdi mevzu şuydu, bu mevcudatı umumen isterim, zerreyim ama hiçen der içim, evet. Fakat mevcudatı umumen isterim. Aslında evet, bu akıcılıkta, bu mana muhteviyatında mevcudatı değil, seni, vacibül vücudu isterim. Konu buydu. Evet. Şimdiye kadar okuduğun yerlerle şöyle bir çıkarım doğru mu? Yani vacibül vücut kalp yoludur. Masivallah mevcudata bakan esmaları devredişi kalıyor. Onların hakikati bizde inkişaf etmiyor. Sanki böyle Adem Safiullah, yani cennetteki yapı gibi bir şey. Evet abi. Değil mi? Yani mesela Adem Aleyhisselam'ı esma ile donatmış. Tamam, en az bütün isimlerle donatmış, en azam tecelli cennette. Ama bu dünyaya ya o tertip geç, o avama diyoruz. Malum günahla diyor, dünyaya ihraç edildi. Ama hikmet ilahi abes iş yapmayacağına göre onu bu dünyaya göndermesinin sebebi şu vacibül vücuda bakan esma değil, mevcudata bakan esmanın bütünsel bir inkişafı murat edilmiş. Doğru mu anlamış? Kesinlikle abi, maalesef. Yani sen bir iki kelime böyle mi, sen ne diyorsun, böyle mi anladın? Ben de aynısını görüyorum. Sen ileride daha da gelecek inşallah. Yani ben de böyle anlıyorum. Hani sizin dediğiniz gibi anlıyorum inşallah Hasan abim. Çünkü devam ediyorum Hasan abim inşallah. Peki, evet. Yani arada da durup böyle kendi böyle tefekkürünü tek de yavaş yavaş bize de istifade ettirirsin inşallah. İnşallah. Zaten abim ben şimdi hem dışarıdaki yerlere yazdım defteri, hem de giyeceğim tefekkürler hepsini de yazdım defteri. Tamam. Hepsini önce hazırladım. O yüzden okuyorum yani. Tamam abi. Yani burada tamam mesela. Şimdi devam edelim inşallah. Arada bir şey gelirse. Hem vücudu vacibe hasr-ı nazar etmekte, aşkın sekri bulunduğundan üstad mevcudatı istemekte sekir halinde değildi, alem-i sahbedeydi. Yani bunu da anlıyorum. Üstad bunu söylediği için sekir halinde söylememiştir ona. Şimdi devam edelim inşallah. Eneyi de mevcudatı istemek ile alakalı esmanın sıfat-ı şuhiyattan bir farkı olarak bir vurgu yapmak istiyorum. Çünkü vacibe vücuda hasr-ı nazar edenler Mektep 48'de yalnız cilve-i esma ilahi hayali bir ayna vaziyetini vermek kadar ileri gider. Şimdi şöyle ki, sani-i hakim insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuhunatının hakikatlarını gösterecek
Nihat Razak işaret ve numunelerini cami birine vermiştir. Sözde 536. Burada Ene'nin sıfat ve sünnetin işaret ve numunelerinde cami olduğu vurgu almıştır. Ene esma noktasında ise Ene künuzu mahfi olan esma ilahinin hatırı olduğu gibi sözde 535. Şimdi aşağıya tefekkürümü yazdım inşallah. Ene'de esmanın numuneleri ve işareti yok. Sadece esmayı açacak bir anahtar var. Umum mevcudatı istemek ise umum mevcudatla alakadar esmayı açmak demektir. Burada bir tefekkürümü söylemek istiyorum. Bence en esma tecelli etmeyince veya en anahtarlık vazifesini kaybedince ademe düşüyor. En ademe düşse de cehennemin cehennemi veya ademin hayatları nasıl yaşıyor? Çünkü en de sıfat ve şuunatın işaret ve numunesi var. Fakat şuunatı açan sıfat, sıfatı açan en olduğu gibi esmayı açan en'deki hatırını kaybetmiş, ademe düşmüş. Çünkü kendinde bir varlığı yok. Mevcudat istemek ise bütünüyle esmayı açmak, içine girmek demektir. Çünkü mevcudat esmanın açılımı, yani kendini ifade etmesidir. Şimdi başka okuyorum abi inşallah. Burada 264'e geri dönersek, şefkata ve likaba misal, vacibül vücuda hasr nazara değil, mevcudat istemeye bakıyor. Bendeki beka da bana ait değildi, şuan 61'de. O halde mevcudatı istemekle, benden bana ben gitmek olan, ben bendeysem de sensin o bendeki, yine ondan olan beka billah ki, mevcudatı istemek Allah'ı taşımaya bakar, beka billah. Yani ben şöyle tefekkür ettim, zatı hasr nazar edenler, Cenab-ı Allah, mevcudat, müşahidimize mevcudatı istemişse beka billah bakıyor. Şimdi şuanlar 61'den okuyorum. Bendeki aşk, ya bunu okuyacağım ki tefekkürüm ona göre yazdım çünkü. Ki, bendeki aşkı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahkum olan Kemal-i Mutlak sahibi Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetinde bir gölgesi bulunduğundan fıtratın da o Kemal-i Mutlak'ın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, ailenin bekasına aşık olmuştu. Onun bekasıyla benim için layımut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur, daha ölmez diye şuur imanıyla takarrur eder. Şuala 61. Şimdi benim aslım, yani benim aslım Zat-ı Zülcemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetinde bir gölgesi bulunduğundan. Onda bulunmak var. Mevzatı istemekte ise hem zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur. Onda olmak var. Sonra hiç ender. Yani ben onda bulundum. Sonra hiç ender hiçliğimi fark edip onda bulunmak değil, onda olmak isterim. Zira mevcudat esmanın gölgesidir. Mevcudatı istemek o gölgeyi istemektir. Yani mevcudata tahrip eden bütün isimlerin gölgesi olmaktır. Allah onda bulunmayı değil, onda olmamızı istedi. Ta kendini benimle göstersin. Tefekkürümü verdim inşallah. Şimdi... Bir dakika, o tefekkürü bir de yavaş okur musun? Tefekkürünü. Tamam. Tamam hocam inşallah. Bir daha okuyorum. Benim aslım, şu anda 61'den, Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetinin bir gölgesi bulunduğundan. Yani benim aslım bu. Bunda bulunmak var. Bu çok dikkatimi çekerdi eskiden beri. Bulunmak diyor. Sonra mevcudatı istemekte ise zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur. Bunda da olmak var. Yani ben onda bulundum. Ezeli olarak onda bulundum. Sonra hiç ender hiçliğimi fark edip onda bulunmak değil, onda olmak isterim. Zira mevcudat esmanın gölgesidir. Mevcudatı istemek o gölgeyi istemektir. Mevcudada tahallük eden bütün isimlerin gölgesi olmaktır. Allah onda bulunmamızı değil, zaten onda bulunuyoruz çünkü mahiyetimiz olarak. Onda olmamızı istedi, daha kendini benimle göstersin. Böyle bir tefekkürüm oldu aslında abim. Şimdi devam ediyorum inşallah. Evet abi. Efendim abim. Hiç ender hiçim diyor ya. Yani ben bunu okuduğum zaman direkt hiçim vermiyordum. Hiç, ender hiçim. Yani burada niye iki kere hiç kullanmış, ender kullanmış?
Onunla ilgili bir şeyiniz var mı? Yani ben olsam hiçim derim, geçerdim yani. Şimdi hiçim deyince hiçliğini biliyor. Ben şöyle tefekkürüm, şöyle çıkıyor yani. Hiçim deyince hiçliğini biliyor. Fakat hiçem de hiç olunca kendi yüzünün, yani kendi mana ismi cihetiyle yüzünün farkında değil. Ben öyle anlıyorum yani. Yani mana ismi cihetiyle yüzünün farkında değil. Ben öyle anlıyorum da ona pek girmedim yani. Şu andaki düşüncem o yönde. Şimdi devam ediyorum inşallah. Bir dakika, bir dakika. Sualini söyleyeyim. Sual soran yarısını biliyor demektir. Seyit Ahmet, muallim. Hiçender için sen nasıl anlıyorsun? Söyle bakalım. Abi ben inanın yani bu bildiğimden sormadım. Yani aklımda hiç canlanmıyor böyle hiç ender için deyince. Yani hiçliğin içindeki bir hiç desen olmuyor. Yani varlığın içindeki bir hiç desen olmuyor. Ne bileyim bilemedim yani. Evet. Devam et bakayım Fatih. Şey olabilir mi Hasan abi? Ne olur mu? Yani hiçliğini bilmek deyince bir bilen var. Yani hiçliğini bilen. Var, evet. Hiçler hiç deyince o bilmeyi de bırakmış bir şey yani bir durum gibi. Yani hiçliğini bilmek tabi bilen gerektiriyor yani. İkilik var orada. Hiçliğini bilen, bilinen ve bilen ikilik var. Evet. Gene var, onu da bırakarak aslında bir ikilik de kalkıyor. Zamanla da bir teknik. Hiçlik içinde, hiçlik içinde bir hiç. Yani bu manada duruyor mu acaba? Hiçlik içinde hiç diye, ben de öyle düşündüm diyor Seyit Ahmet de, değilmiş diyor. Biraz önce dinledin mi Maksut Osman dedi ki hiçliğini bilen hiçliğini bilen ve bilinen yani ben bildim neyi bildim hiçliğimi bir bilen var bir de bilinen var burada hala sen varsın kendine vücut rengin verdin ve ikilik var hala ama burada ikilik yatıyor. Bir bilen, bir bilinen. Sonra onu da kaldırdı. Yani mesela birinci Said kendi hakikatini inşa ediyor. İkinci Said hizmeti inşa ediyor. Üçüncü Said ne kendisinin eline de hizmet. Öyle birisi de yok. Öyle bir şey de yok aleminde. Bütün şey. Evet. Ve bir manası o ama birkaç manası var arkadaşlar o. Hiç ender, hiçim. Bir tanesi bu ikiliği kaldırmak. Birincisi biliyor hiçliğini, biliyor ama hiç değil hala. Biliyor. Yani hiçliğini biliyor ama hiç değil. Evet Fatih, yavaş yavaş hadi sevgili kardeşim, acayip acayip şeyler söylüyorsun, beni de heyecanlandırıyorsun akşam ya. Tamam abi, inşallah devam ediyorum. Sanki bugün seninle konuşacağını inan bilmiyordum, kimse de bilmiyordu. Yani sabahtan beri böyle, sanki bir atmosfer böyle, bir buzun içinde de denmez de, buzda olan su. Yani Allah'ın azameti, zatı, yani hem korkuttu, hem bir şeyler yani böyle, bugün demek ki bu dersler olacakmış ki, hissettim ya. Çok... Evet abi, inan ki ben bunu çok önceden beri Mevcut'a çok ilgimi çekti bu cümle, hatta Mevcut'a etmesine karar verdim, hatta böyle bir yazdım. Sonra bu ders olunca dedim ki, ben bu konuyu yapayım, fakat nasıl yapacağım, çünkü daha Mevcut'a etmesine çok var. Başka bir yol gösterildi bana yani. Bu başka bir yol hatırıma geldi. Belki de bu derse güzel. Bilmiyorum da hiç böyle aklıma gelmemiş. İleride gelecek inşallah da. Bir metinden şey yapacağım inşallah ileride. İnşallah. Bu yolu şey yaptım. Ben hiç mevcut araştırmaya gerek kalmadı. Direkt metinin içinden çıkarmalar yaptım yani ileride. Hasan abi. Şimdi devam edelim biraz da. Biraz atlayarak gidelim de. Çünkü bayağı bir şey var. Şuradan başlayayım. Metin hepsini okuyayım da
uzun olmasın. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifeleri, letaifi ve hasiyeleri vardır. İnsan-ı kamil odur ki, bütün o letaifi kendilerine mahsus ayrı tarih-i ubudiyette hakikat cenab-ı sevk etmek ile sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalp bir kumandan gibi letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Yoksa kalp yalnız kimlik kurtarmak için askerini bırakıp tek başına gitmek medar-ı iftihar değil, belki nefsi ızdırardır. Şimdi burada şöyle bir çıkarmam var. Demek ki akıl, ruh, sır, nefis zat-ı hasını, sadece zat-ı hasını nazar etmiyor. Vazifedardır yani bu makamda. Çünkü mevzuatla alakalı olduğu için akıl, ruh, sır, nefis vazifedardır. Demek mevzuatı istemek vazifedarlarla bakıyor. Vücudu, vazife, hasır, nazarda aşk var, yalnız kendini kurtarıyor. Mevzuatı istemekte ise şefkat var. Onun için her şeyi Adem'e atmak değil, yüzde çıkarmak istiyor. Burada bir hüküm geçirmek istiyorum. Hüküm istemek ve esas da vücudu nazar etmemek şöyle bir şey ki, seni seviyorum demek başka bir şey, seni her şeyi seviyorum demek bambaşka bir şey. Çünkü Allah mevzuatı Adem'de bırakmadı. Kainatımı da yarattı, mevzuatı sevdi. Aşk, mevzuatı Adem'e atar tasavvurda, şefkat ve mevzuatı zihinle girdi. Yani ben mevzuatı onun için girmek istiyorum. Bir de okur musun? Bir tefekkürüm de var. Hiç hem de hiç az ve farklı bakıyor. Mevzuatı istemek de şefkat ve tefekküre bakıyor. Şimdi akla gelebilen bir sual. Bilmana Hazreti Mukbir-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam, sen benim için alemde yarattın, ben de senin için her şeyi terk ettim. Burada mevcut istemek nakıs kalıyor. Fatih, o tefekkürün vardı ya biraz önceki, onu da biraz yavaş okur musun bir daha? Bir örnek verdin orada. Örneği kaçırdım biraz, ses yaptın. Hani seni seviyorum demek başkanı onun mu aslında? He, onun başından al tefekkürünü. Tamam. Vücudu vacibe hazırlarda aşk var, yalnız kendini kurtarıyor. Mevcut istemediği ise şefkat var. Onun için her şeyi Adem'e atmak değil, yüzde çıkarmak istiyor. Mevcut istemek ve sadece vücudu vacibe hazırlarda etmemek öyle bir şeydir ki, seni seviyorum demek başkadır, senin sevdiğin her şeyi seviyorum demek bambaşkadır. Çünkü Allah mevcutu Adem'de bırakmadı. Kainatı muhabbetle yarattı, mevzuatı sevdi. Aşk, mevzuatı Adem'e atar tasavvurda, şefkat, mevzuatı zihinde diriltir. Yani Allah için, onu sevdiği için, onun için tekrar mevzuatı istiyorsun. Öyle bir tefekkürüm oldu aslında benim. Acayip maşallah. Yani seni seviyorum ayrı bir şey. Seni evet. O kadar seviyorum ki, senin sevdiklerini, senin sevmediklerini de sevmiyorum, seviyorum. Evet abi. Güzel. Yani aşkta o aşk onu sevdiğin için bütün her şeyi silebiliyorsun ama şefkatte mesela öyle değil. Mesela mevcut istemekte her şeyi onun için yaşatmak istiyorsun yani. Şimdi akla gelebilen bir sual. Bilmana, Hazreti Mukbir-i Sıddık Aleyhisselatü Vesselam, sen benim için alemleri yarattın, ben de senin için her şeyi terk ettim. Burada mevcut istemek nakıs kalıyor. Şöyle bir cevap buldum ki, Üstadımız burada hiç hem de hiç olduğu için, hiç hem de hiç olunca ben yokum ki zaten her şeyi terk edeyim. Yani bu başka makamda söylenmiş olduğu için makamlar tutmuyor. Bu yüzden bu şeyle değerlendirilmez diye düşündüm yani aslında o şekilde. Şimdi bir mana gelmiş, onu da söylemeyi unuttum. Şehit nefsini Allah için feda ettiğinden tekrar dünyaya gelmek ister. Bizzat nefsinin hiç olduğunu gördüğü vakitte ise bütün nefsini kazanıyor. Mektubat 460'da geçen. Bir dakika, şehit, devam et oğlum. Şehit nefsini Allah için feda ettiğinden tekrar gelmek ister. Zaten tekrar dünyaya gelmek isteyen tek şehitler duymuştum. Fakat bizzat nefsinin hiç olduğunu gördüğü vakitte ise bütün mevzuları kazanıyor. Mektubat 460. Böyle bir mana gelmiş aslında, bunu da yazmaya çalıştım. Şimdi devam ediyorum. Kainatın hilkatındaki makas-ı ilahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavvülatındaki Rabbani hikmetini talim edecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevzuatın kemalatını ilan edecek ilahir As-i Musa 125
Mevzadı istemek demek, mevzadı isteyince mevzadın kemalatını ilan etmek, mevzat alakadarı bütün ilanlar sende oluyor. Böyle bir tefekkürüm olmuştu. Yani çıkarımım oldu. Şimdi Asay-ı Musa 125 ile sözler, şimdi söyledim, 361'i bağlamak istiyorum. Nasıl ki bir adam 5 kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna gider ve görür ki yüz milyonlar diye hediyeler makul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş, onun kalbine gelir. Benim hediye hiçtir. Parantez içinde, üstad da hiç anlayı biçir diyor. Ne yapayım? Birden der, ey seyyidim, bütün şu kıymetler hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Sözü 361. Buradan mevzatı istemek noktasından şöyle tefekkürüm ve çıkarım oldu. Benim hediyem hiçtir olduğundan ve üstad da hiç hem de hiç olduğundan mevzatı istemek külli bir niyette, hadsiz bir itikadın da ötesinde bütün milyonlar hediye eden zatları mevzatı umumiyet ile isteyerek bir de huzuruna bir fiil hediye etmektir. Çünkü mevzat isteyince mevzat sende olduğu için yani niyetin de ötesine geçiyorsun. Yani bir zat bu milyonlar hediye eden zatlar oluyorsun. Öyle bir tefekkürüm oldu abi. Çünkü milyonlar hediye eden makul adamlardan gelmiş. Şimdi devam edelim inşallah. Abi bir şey söyleyeyim. Efendim. Şimdi burada şu ana kadar okuduklarınızdan abi mesela benim anladığım şu an şöyle bir şey oldu. Hani mesela Cenab-ı Hakk'ın diyelim ki zatı, işte sıfatları, şuunatı, esması, işte mevcudatı birlikte isterim demek o zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti, ümmeti demesi sırrına da taalluk ediyor gibi anlıyorum. Demiyor şu an. Çünkü hani esmalar, sıfatlar da ondan yani hani parçaya tabi caizse yani. Parça deneyim de hani sadece sıfata hasrı nazar etmek, sadece sıfata hasrı nazar etmek veya zatı hasrı nazar etmekten öte bütün mevcudata beraber bakabilmek de ümmetin sırrına taalluk ediyor gibi anladım. Evet. Nasıldır abi tefekkürünüzde? Ben öyle düşünmedim ama onu da içinde barındırıyor. Daha da üstünde var, onu da içinde barındırıyor. Hani ümmeti şeyin içinde barındırıyor mevcudatı istemekle. Hmm. Evet. Şimdi devam ediyorum inşallah. Mahlukata zahmetlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudata arzıyı halefelik etmeye kabul olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan İyyâke ne'abudu ve İyyâke nestaîn der. Bütün halkın ibadetlerini ve isyanelerini kendi namına Mabud-u Zülcelal'e takdim eder. Sözler 361. Şimdi umum mevzatın sende olmasının nazarıyla bu cümleye bakıldığında mevzat-ı arziyeyi halefelik etmeye kabul olan cümlesinde değil sadece mevzat-ı arziye mevzatın umumen sende olmasıyla mevzat-ı içine alıyorsun ve ne halefelik edecek kimse kalıyor ne de hususi aleminde kendini vekil telakki eden. Çünkü mevzat sende olunca hususi alem de kalmaz. Hasbinallahu ve ni'mel vekil kalıyor sadece. Çünkü on mevzat sendeyken husus alemin nerede kaldı? Bütün halkın istihanelerini ve ibadetlerini kendi namına değil, bizzat Mabud-u Zülcelal'e takdim ediyorsun. Zira gayrı kalmıyor. Kendi namına İyyâke ne'abudu ve İyyâke nestaîn diyorsun. Tüm bizleri ihata eden bir bende. Mevzat istemekle dert ortadan kalmıyor. Umum mevzat sendeyken dışında mevcut kalmıyor. Umum mevcut sendeyken sen neredesin? Şimdi devam ediyorum inşallah. Umum mevcudat sendeyken sen neredesin? Kur'an arş-ı azamdan, ismi azamdan, her ismin mertebi-i azamından geldiği için 12. sözde beyan edildiği gibi Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. İsra'dül İcaz 11. Umum işte çıkarımı söylüyorum. Umum mevcudatın sende olmasıyla ise sadece ayetin değil, umum Kur'an'ın içine girip bütün mana mertebelerini birden görmektir. Çünkü bu mevcudatı birden isterim sırrıyla, birden isterim diyor. Hem alemlerin Rabbine umum mevcudat genişliğinde bir mesariyettir. Yani bu arada ben paragrafta sadece şey karşılaştırıyorum. Yani mevcudat istemi, yani kendi şeyim yok. Hem alemlerin Rabbine umum mevcudat genişliğinde bir mazhariyettir.
hem ismi azam ve her isminin mertebi azamına bunun mevzat genişliğinde bir mazharettir. Hem bütün mevzatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanının bunun mevzatın sende olmasıyla sende tezahür etmesidir. Şimdi devam ediyorum inşallah. Kusura bakmayın, ben sızık diyorum belki ama. Tamam, tamam. Cirin ve cismi küçük, cürüm ve zulmü büyük, ayıp ve zendi azim bir çare insan. Kehletin hindinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtarmak için Kur'an-ı Hakim'in daire-i kutsiyesine girmeye ve sünnet-i seniyye ittiba eylemeye davet ettiğini ilahi barda 152'de. Bunun mevcudatın sende olmasıyla mevcudatın öfkesi söz konusu olamaz. Öfkelenecek bir şey kalmıyor. Belki insan çok zalim ve cahildir olan bu makamda zulmünü ortadan kaldırıyorsun mevcudatı istemekle. Ve bunun mevcudat sende olmasıyla Kur'an-ı Hakim'in daire-i kutsiyesinde girmenin de ötesinde sen kendin anlaşıyorsun ki karşıda bir şey kalmıyor. Yani Kur'an'ın dışında bir şey kalmıyor. Bunun mevcudatı şimdi Asayi Musa 179'dan okuyorum. Umum mevcudan muhalefetinle manen onların nefretine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki? Umum mevcudan zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Şimdi umum mevcudan sende olmasıyla zulmün ortadan kalkıyor, zira kendinde bir şey görmüyorsun. Umum mevcuda tecelli eden Esma'ya birden şahit oluyorsun. Zulüm, mizansızlık, israf ve nezafetsizlik söz konusu olmuyor. Adalet, hikmet vesaire sende tezahür ediyor. Çünkü hariç kalmıyor. Sözler 236. Mevzudatı birbirine eznebi, belki düşman ve camidatı dehli cenazeler ve bütün zilik hayatı zebal ve firatın sillesiyle ağlayan yetimler düşmanında görürsün. Şimdi bak, onun nesreti nur ile o matemhane-i umumi şerf-i cezbe içinde bir zikirhane-i inkılap etti. Umum mevcudatın sende olmasını bu cümleye tatbik ile Adem ve vücuda bir noktayı nazardan bakıyorsun. Çünkü sen mevcudatın içinde bir mevcut iken zulmet ve nur çarpışıyor görüyorsun. Umum mevcudatın sende olmasıyla altı cihette kalmayan sağ sol ön arka vesaire. Çünkü sen mevcudatın içinde değil, mevcudat senin içinde oluyor. Artık senin için masiba ve gayrı kalmıyor. Masibanın içinde olanlar zaten Rabb'i kalp edip terk-i masibaya muhtaçtırlar. Umum mevcudan sende olmasıyla terk-i masiba değil, belki senin için bekabillah koruyor ki bekabillah için mevcudu istiyorsun. Fatih abi. Efendim abi. Burada gayrı kalmıyor dediniz ya. Hani Allah mevcudatı bir kendi nazarı dekaiki aşinasıyla bakıyor, bir de gayrının nazarıyla bakıyordu. Evet. Şimdi orayla burayı birleştirsek, gayrı kalmıyorsa bu baktı gayrı kim diyeceğiz abi? Allah kendi bizzat nasıl ajansına bakıyor ya. O bakmaya bir olurmuş bandında ya. Tam ifade edemedim ama. Çünkü mesela düşün mevcut şu dışarıda gördüğümüz mevcut senin içinde. Hani dışarıda bakabileceğin bir şey yok. O zaman mevcutta ne cereyan ediyorsa sen de cereyan ediyor demektir. Yani sen mevcudun içindeyken mesela mevcut mesela gayrın nazarıyla Allah'a bakıyoruz ya biz mesela mevcut sonuçta gayrız. Ama mevcut senin içinde olunca bu sefer gayr sende gayr kalmıyor. Yani mevcut yine gayr olarak var ama sende gayr kalmıyor. Yani sen, çünkü mevcut istemekle mevcut sende oluyor. O şekilde söyleyebilirim yani inşallah. Şimdi devam ediyorum inşallah. Bu arada 181'den on birinci işaretle gösterilen Zecr-i Kur'an'ı kainat tarlasının mahsulü, makinesinin mensucatı insan nevi olduğu ve umum mevcudat semeratıyla o neve hizmet ettiğinden insan toplamlığıyla, bedbinliğiyle ve azim gaye dünyayı hiçe indirmesiyle büyük çarklar müsüllü, anasır külliyenin insan aleyhine hareket ettiklerini ve müdürlük mesuliyetten kurtulmak ancak Kur'an-ı Hakim'in daire-i kutsiyesine girmek ve fahr-ül mürsülüne itibar etmekle olacağını beyan ile insanı kendine veznettiriyorsunuz. Bağla 181. Şimdi
mevcudat, umum mevcudat kendi olunca mevcudun semeratı da otomatik sende oluyor, senin oluyor. Umum mevcudat sende olunca mevcudun hizmet edeceği bir sen kalmıyor. Çünkü sendedir, mevcudat ile hizmet ediyorsun. Yani sen mevcudat ile hizmet ediyorsun. İnsanı kendine vezmettirmenin ötesinde insan kendisini umum mevcudat insan olunca insan kendisi ile oluyor. Umum mevcudat insan olunca gayrı kalmıyor. Öyle bir tefsirim var. Şimdi şunu da okuyayım da. Bu ettehiyyat el mübarekat ve selamat ettehiyyat olan niyeti hediyeleri kendi hesabına takdim etmekten ötedir mevcudatı istemek. Çünkü kendi hesabına takdim etmekten öte bizzat takdim ediyorsun. Çünkü bu mevcudat sende oluyor, senin oluyor. Mektubat 19. Evlet hakikaten bir kısmı nasıl ki ismi ve dudağı masardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleri de vacip bir vücuda bakıyorlar. Böyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize bizim Kur'an'ın istihdamı yanında ve o cene-i bin hainin deli olduğu bir vakitte ismi rahim ve ismi hakim masaretine kadar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o masaretin cilveleridir. İnşallah o sözler ve men yu'tu hikmette fekat utiye halen kesir sırrına masardırlar. Mektubat 19. İsmi vedud aşk sıfatıyla zaten Rabb'i kalp ediyor. Umum mevcudatı tasavvurda Adem'e atar. Mevcudatın pencereleriyle vacib bir vücuda bakıyorlar. Umum mevcudatın sende olması ki ismi rahime yani şefkate bakıyor. İsmi vedud mevcudatın pencereleriyle vacib bir vücuda bakarken ismi rahim ve ismi hakim sırrıyla mevcudatın pencereleriyle vacib bir vücuda bakan değil. Zira umum mevcudat zaten sende. Yani o pencereden bakmaya gerek yok. Vacib bir vücudu umum mevcudat sende olunca mevcuda baktırıyorsun. Yani ismi vedutta buradan oraya bakıyorsun. İsmi rahimde oradan buraya bakıyorsun. Çünkü ismi rahim sırrıyla ve mevcudu istemek sırrınca mevcuda değilsin ki ona bakasın. Mevcut sende oluyor. Yani mevcudu istemek zatı sevmenin de ötesinde haşa zatla kıyas değil de bir mane için zatın sevdiklerini de sevmektir. Onu sevmenin ötesinde şefkat ile onu taşımaktır. Mevcudu istemek büyük bir vazife darlıktır. Demek ki bütün sözler bekabilliğe bakıyorlar. Buna ben tefekkürlerim. Bir dakika Fatih. Bu tefekkürün en son tefekkürünü bir de okur musun yavaş? Yavaş yavaş abi evet. Çok önemli şeyler söylüyorsun. Tamam abi. Ya okuyacağım çok yer var da neyse o zaman. Bir daha yaparsın abi ders kalanı. İnşallah abi olur. Yani mevcut istemek buradan mı başlayayım? Tefekkürünü. Yani, tamam abi inşallah. Yani mevcut istemek zatı sevmenin de ötesinde zatın sevdiklerini de sevmektir. Onu sevmenin ötesinde şefkat ile onu taşımaktır. Allah'ın şefkat ile taşımaktır. Mevcut istemek büyük bir vazife darlıktır. Demek ki bütün sözler bekabirliğe bakıyorlar. Bütün sözler buradan oraya değil, oradan buraya bakıyorlar. Benden bana ben gitmek, gitmek ise bekabirliğdir, gelmek ise fenabirliğ ki ismi beni de bakıyorlar. Umum mevcudat sende olunca kim pencereden baksın? Eğer sende zaten mevcudat. İsmi vedutta gayr var, ismi rahimde gayr yok. Rahim insana bakıyordu. Anneyle çocuk gibi abi diyordun ya. Kendi uzvu olarak bilir. Evet. Aslında söylemek istediğim başka şeyler de var da. Mesela bir nevi haşa hani Allah'ın şefkat-i mukaddesesi var ya. Onun gibi mesela. Hani sen mevcudatı kendi hiç istemiyorsun. Çünkü hiç kendi hiçsin. O şefkat ve sen Allah taşıyorsun. Yani bu şefkat, bu mevcudatın içindeki şefkat değil. Yani sen mevcudat sende olunca sen mevcudatı Allah'a taşımak için şefkatin var. O öyle yani. Allah Allah. Ne dedin ya? Sen ne dedin? Aynen. Duyuyor musun ya? Ne diyorsun? Allah Allah. Bir daha de abi onu. Şefkatle Allah'a mı taşıyorsun ya? Evet.
Evet. Evet. Mesela hani mevcutun içindeyken işte çocuklarımızı ve yani bütün işte gördüğümüz her şey mesela bir şefkatimiz var. Fakat bu mevcut sende olunca böyle bir şefkatin kalmıyor. Çünkü zaten mevcut sende hani gayrı da kalmıyor. Bu sefer şefkat nasıl oluyor? Sen şefkat de Allah'ı taşıyorsun. Yani bekabirliğe taşımak gibi yani hayata taşıyorsun. Böyle bir tefekkürüm oldu. Yani bir nevi haşa ve haşa hani şefkat-ı mukaddesi küçük bir mazaret gibi mesela. Çünkü bu mevcutun içindeki bir şefkat değil. Sen Allah'ı taşıyorsun burada yani. Böyle bir tefekkürüm olmuştu abi. Şuurat-ı zatiye, şuurat-ı zatiye mazhar olmak gibi bir şey. Evet, evet. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu şefkat mevcut sende olunca mevcutun içinde bir şefkat olmaz sende. Çünkü sen mevcutun içinden bakmıyorsun. Mevcut sende olunca sen mevcutun üstündesin yani. O zaman şefkat mevcuttaki şefkatle kıyaslanmaz bile. Yani çok küçük bir numarası ancak olabilir belki. Yani buradaki şefkat başka. Sen Allah'ı taşımak yani bu hiçbir yani çocuk yani bir insan mesela çocuğuna şefkatini bile benzemez yani. Bu kıyas bile edilemez yani. Çok büyük bir şey. Ben öyle tefekkür ettim. Fatih! Çünkü Fatih bu akşam dağıttın bizi ya. Estağfurullah abim ya bu. Maşallah ya. Hasan abi bu dersi hazırlarken çok böyle huzurlu hazırlan bir yani hayatımda yaptığım en güzel şeylerden biriydi. Yani tek başıma bu dersin verdiği şeyler belki de. Neyse devam edeyim inşallah. Vay be. Lemalar 335'te Rum mevzatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller devamında okuyayım. Sadece burayı de geç devamında okuyayım da ve kainatta tasarruf eden kudreti ispat eden bütün burhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm fermi olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahiy-i ilahi medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza yedi sıfat-ı ilahiye şehadet eden bütün delail bir ittifak zat-ı hayy-i kayyumun hayatına delalet şehadet işaret ediyorlar. Lemalar 335. Rum mevcudun tanziminde eseri görünen ilm-i ilahiye şehadet eden bütün deliller Rum mevcudun sende olunca sen ona şehadet değil, sen onda kendine seyrediyorsun, ondan kendine şahit oluyorsun. Bir de oku, bir de söyle, bir de söyle. Mevcut kendi içinde hayy-i kayyum olan zata delalet ediyor. Mevcut kendi içinde. Rum mevcudun sende olunca ise zat sende kendine delalet ediyor, sen zata değil. Yani zira bunun mevcut sendeyken orada bir mesafe olan mevcut kalmıyor, orada bir şey kalmıyor. Bunu teyit eden sözler 197-198 Güneş kayıtsız nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi ve onun aynesi olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet ve maddeden mahfuz olduğun için ondan gayet uzaksın. Yani onun mevcut sende olunca mukayyet ve maddeden mahpus değilsin ki ubudiyet araya girsin. Bir bakın var ben içeri olan hiç ender hiç etle içeri udasın. Güneşin kayıtsız nur ve maddesiz aksi sende tezahür ediyor. O kayıtsız nur ve maddesiz akis sende mevzat sende olunca tezahür ediyor. Mesela Allah'ın nuru sen Allah'ın vel aradin. Allah göklerin ve yerin nuru ise göklere ve yer onun mevcut istemekle sende olunca onun vasıtasız olarak sende tezahür ediyor. Oraya barzaklar giremez. Çünkü gayrı kalmıyor orada. Yani senin için gayrı kalmıyor. Fenafillaha giden bu tefekkür gelmişti. Fenafillaha giden yolda berzah var. Bekabillaha giden yolda ise berzah yok. Çünkü Allah'a çarpmakta. Fatih abi. Allah razı olsun. Kusura bakma kesiyorum. Şu az önceki söylediğini tekrar baştan yavaş bir şekilde alabilir misin kardeşim? Sana da alın. Lütfen. Güneş kayıtsız nur ile orası mı? Aynen. Tamam. Güneş kayıtsız nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi ve onun aynesi olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet ve maddede mahpus olduğu için ondan gayet uzak. Sözler 197-198. Yani bir ben var benden içeri kısacası. Yani onun mevzuda sende olunca mukayyet ve maddede mahpus değilsin. Çünkü mevzuda zaten sende. Bu diyet araya gelsin. Bir ben var benden içeri olan içendir iç ile içeri odasın.
Çünkü ben bir tek öğrenden sana hiçendir, hiçsin, artık içerim kalmıyor. Güneşin kayıtsız nuru ve maddesiz aksiz sende tesadüf ediyor. O kayıtsız nur ve maddesiz aksiz sende tesadüf ediyor. Mesela Allah'ın nuru semavati vel aradin. Allah göklere ve yerin nuru ise gökler ve yerden mevcuttur. Göklere ve yer onun mevcutu istemekle sende olunca o nur vasıtasız olarak sende tesadüf ediyor. Oraya bazılar giremez çünkü gaz kalmıyor. Hani dışında bir mevcudat yok. Bu yüzden direkt sana geliyor. Böyle bir tabi. Perdesiz tecelli ediyor. Evet. Yani Fatih abi. Efendim. Fatih abi bu efendim, bütün mevcudatın sende olması mevzusunu ben hissedemiyorum. Yani ilmen söylüyorum ama hissetmiyorum. Hissedemiyorum ona. Bu hisse nasıl taşıyacağız? Nasıl onu şey yapıyorsun aleminde? Şefkatle yani... Onu şefkati mi kullanıyorsun? Evet, şefkatle kullanıyorsun. Nasıl kullanıyorsun abi şefkati? Yani mesela benim çocuğum var mesela, bir tane kızım var, bir de Allah var mesela. Ben ikisi kıyaslıyorum, Allah hiç kimseye benzemez. Yani hiçbir mevcuda benzemiyor. Ona olan şefkatimle yola çıkarak, yani ben bu dünyaya geldim, ben vazifeliyim mesela, hani Allah'ı taşımak istiyorum. Mesela, mesela ben de çok az bir his var yani, öyle çok aşırı değil de. Ama şefkatten yola çıkıyorum kısacası. Yani şefkat, hani zaten mesleğimizde var ya, az fark, tefekkür, şefkat. Bu şefkatten yola çıkıyor. Şefkat nasıl içine alıyor onu abi? Yani ona duyduğun şefkat, o mevcudat sende nasıl yapıyor? Yani oradaki şeyin ne? His metodun ne yani? Yani ifade çok ya, ifade edemiyorum da sadece şefkatle gidebiliyorum diyorum. Hani bütün mevcudat sende olunca ya şöyle diyebilirim. Mesela ben hacca gitmek istiyorum. Hacca çok gitmek istiyorum ama ben farklıyım. Gitmeye işte hani maliyetim yok. Fakat Allah gitmiş gibi sevap yazıyor ama Allah mesela o sevabı yazdı diyelim. Fakat benim o içimdeki hacca gitmek aşkı silemiyor. Hani gel de gitmek istiyorum. İşte hani yani demek istediğim niyet olarak yetmiyor mesela hani bütün hani etayet önemi bırakırken mesela niyeten evet, hani mevcudun dilleri konarak söylüyoruz ya işte mevcudun istediğinde hepsi sende oluyor yani Allah'ın milyonlarla hediye veren zatlar gibi mesela o şekilde mesela taşımak yani şefkatle Allah'ı taşımak gibi yani pek ifade edemiyorum ama evet. O şekilde söyleyebilirim. Tamam abi. Evet. Zor ibadeler zaten de. Evet, çok güzel evet yani. Zaten bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Yani benim anladığım kendi alemimde hani nasıl hissetme meselesi. Şimdi his vicdana bakıyor. Normalde cumala hani insan akılla var olan şeyler arasında ilişkiler, çelişkiler hani vücudu olan hani mevcutla uğraşıyoruz ya hani. İlişki kurabiliyor, mantıki çıkarımlar vesaire yapabiliyoruz. Bu tamam. Allah-u Alem mesela ibadetler gibi yani normalde namaz kılıp oruç tutmak, zekat, hac vesaire bu ibadetlere baktığımızda orucun bir farkı var yani. Oruçta nasıl bir fark var? Teknik olarak bir şey yapmıyorsun, terk ediyorsun. Alem bir şeyleri gitmenin metodu da yani terk edebilmek. Yani vücuda namaz kılmak sevap arada vasıta mesela. Hacca gidiyor. Maddiyat lazım, fiziksel hareketler lazım, evet. İbadet olsun. Fakat oruçta mesela şey yok. Oruçta bir acı çekmek var. Yani oruçta evet. Terk etmekle beraber bir acı çekmek. Yani sana verilenler vazgeçmek var. Allah Allah ne kadar yani artı olan, sevaplı olan, adli gittiğinde bir şeylere sahip olmakken, bir şeylere etkileyken bırakabilmek sanki şefkat derken bunu kastediyorsunuz gibi anladım abi ben. Evet. Olabilir yani, evet. Şey, bir şey söyleyebilir miyim? Bu şefkate giden yol Muhabbetullah'tan mı geçiyor acaba? Ben yani Cenab-ı Hak'la, evet, genel olarak söylüyorum. Yani, evet, Fatih kardeşim. Ben kendi nefsimle olanı söylüyorum. Mesela dünyaya üçüncü çekim yüzeyinde hiçbir şekilde mesela muhabbet bağlamayınca insan, ben bu şekilde mesela, muhabbet bağlamayınca artık yani içinde dünyaya muhabbet kalmayınca sırf ona muhabbetin kalıyor zaten otomatik. Aynen. Ama Allah, aynen. Allah, çünkü hani Allah sözünü kesin. Mesela bu yani Allah'a muhabbet etmek var ya. Aslında sen dünyanın üçüncü yüzyıldaki muhabbetini kesiyorsan zaten direkt ona intikal etmiş oluyorsun. Hani
Yani sevginin gücü yükselişiyle mi oluyor yani şefkat devreye giriyor? Sevginin gücü mü? Yani... Yani muhabbetullah arttıkça ona olan sevgin de artıyor ya. Yani o nihayetsiz, nihayetsiz sevgiye mazhar oldukça sen de haddini biliyor, hududunu biliyor. Ondan da artık hiçliğini biliyor, haddini biliyor derken gidiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben de telaffuz edemedim o sana. Ha? Biraz da yürü bakalım Fatih. Evet, çok güzel. Tamam efendim. Tamam inşallah. Şimdi Asayi Musa 120'den okuyorum. Ezel ve ebedin Zülcelal Sultanı ve bütün mevcudatın Zülcemal Halep ve Zişanı olan Şems-i Selamet'in. Şimdi umum mevcudatın sende olmasıyla Şems-i Selamet direkt olarak desene tezahür ediyor. Çünkü bütün mevcudatın Zülcemal Halep ve Zişanı olan Şems-i Selamet'i Bütün mevcudat sende ise şer-i sevmek direkt olarak sende tedavir ediyor. Şimdi Asayi Musa 120 mükâlemesi dahi onun ilmi ve kudreti gibi küllü ve muhit olarak her şeyin kabiliyetinde tecelli etmesi ve ilmi ve kudreti küllü ve muhit olarak her şeyin kabiliyetiyle birlikte onun mevcudatı birden istemekle birden sende tecelli ediyor. Yani ben yaptığım şey sadece paragrafı okuyorum. Umum mevcudat sende olunca onu kıyaslıyorum. Hani kendi eksenen bazı tefekkürler oluyor ama genel olarak yaptığım şey bu yani. Şimdi sözler 236. Bütün mevcudattan sorulan, bütün ukule hayat içinde meşgul eden, üç müşkül ve müthiş suale azim olan necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine mukniye makbul cevap verir. Şimdi umum mevcudatın sende olmasıyla bunlara mevcudattan sormuyorsun. Çünkü mevcudat umum mevcudat sende olduğundan nece ve nereden geldikleri ve nereye gittiklerine vakıf oluyorsun. Umum mevcudat sende olunca. Yani mevcudatın ne yaptıklarını da biliyorsun çünkü sende olunca. Şimdi sözler 401 ve Adem'e melaikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hadisesiyle nevi insanı semekten meleğe kadar ekser mevcudat muzahar olduğu gibi yılandan şeytana kadar huzur ve mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini. Sözler 401. Şimdi ekser mevcudat muzahar demek umum mevcudat değil. Çünkü yılanlar ve şeytan da mevcudatta. Fakat umum mevcudat sende olunca yılan ve şeytana da kapılıyor. Ekser değil çünkü umum mevcudat sende olunca onlara sana muzahar veya düşmanlık etme lüksleri de yok onlara. Ortadan kalkıyor. Lemalar 52. Eğer bütün mevzat seni bırakıp fena yolunda Adem'e giderse, eğer zih hayatlar senden müfarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezarasına giderse, eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinleyip zulümata düşerse merak etme, bir izine bak bana kafidir. Madem o var, her şey var. Ve o halde o gidenler Adem'e gitmediler. Lemalar 52. Umum mevcudat sende olunca bütün mevcudat seni bırakmaz. Çünkü mevcudat sende olunca o sende var oluyor. Madem o var, her şey onda oluyor. Mevcudat istemekle ondan olanları Adem'den çıkarmak istiyorsun. Yani bu böyle bir tefekkürüm oldu burada. Lemalar. Burada bir tefekkürüm var. Nasıl ki o beni mevzuata taşıdı. Bunu şey okuyayım ben. Bir ilmi ezelinin dairesinde planları ve miktarları tahmin eden mevzuatı ilmiye göze göstermeyen bir eza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir eza misirli. Lemalar 194. Nasıl ki o beni mevzuata taşıdı. Ben de mevzuatın bende olmasıyla onu taşıyorum. Lemalar 353. O kainatın meyvesi olan insan şu kesret-i mevcudat içinde vaktini gösterdiği gibi kalbi dahi iman gözüyle kesret içinde vaktini görür. Sözler 613. Umum mevcudat sende olmadığıyla kesret içinde vaktini gösterenin de ötesinde ve iman gözüyle kesret içinde vaktini görmenin de ötesinde. Lemalar 353. Kainatın insan ile musahar olduğu sırrı kıymet sırrıyla
bu mevcudun birden sende olmasıyla kesede mevcut için nebahtede göstermek değil, sırrı kayyumiyetin nebahtet sende oluyor. İman gözüyle keset içinde vahdeti görmek değil, vahdeti imanın içine girmek ile gösteriyorsun. Sözler 340. İşte Reşhabisel üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir hem renksizdir, güneşin hararetiyle çabuk tebahur eder, enaniyeti de bırakır, buhara biner, havaya çıkar, içindeki maddi kesife, nara aşk ile ateş alır, ziya ile nura döner. Mevcudun sende olmasıyla, yani mevcudu bir istemekle nar-ı aşk değil, şefkat var. Mevcud sendeyken nura dönmüyorsun, nur sende tezahür ediyor. Allah'u nur-u semavat ve aradın sırrıyla. Sema ve arazda mevcut olduğundan, mevcudun sende olmasıyla Allah'ın nuruna yapışıyorsun. Sen mevcudun içinde bir mevcut iken, aşk ile yanarsın, nura benersin. Fakat mevcud sendeyken, şefkat ile sende dönüyor, nur sende dönüyor. Sözler 5'ten okuyorum. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Burada bil ey nefsim diyor. Sözler 374'te ise ey nefsim kalbim gibi ağla ve bağır de ki diyor. Nefis bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanı olduğunu bildi. Sözler 474'te ise nefsi bütün mevcudatı istemek için bağırır, ağlıyor. Öyleyse Bismillah, bütün mevcudatı isteyerek umum mevcudat genişliğinde ve birden zikrini bizzat mevcudat ile göstermektir. Yani zikrini bizzat mevcudatın sende olmasıyla mevcudat ile göstermektir. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın. Sözler aldı. Bir kabile reis Rab. Umum mevcudat birden istemekte ise bütün kabile reislerinin ismini alıp değil göstermek var. Mevcuda bakan bütün mana mertebeleriyle Bismillah'ı mevcut ile kendinde okutmaktır. Bismillah mevcudun virdi zebanadır sırrıyla umum mevcudatı istemek ile mevcudatı kendi hesabına söyletilmek değil, kendini mevcudat ile göstermektir. Tabi bu da kendindeki mana ismi cihetiyle değil. Bismillah'taki ismi mevzatı istemek ile taşıttırmaktır. Bir noktayı nazar, zatı istemek için mevzatta olmak lazım ki ismi böyle de bakıyor. Yani zatı isteyenler demek ki mevzatta ismi böyle de bakıyor. Mevzatı istemek için hiç hem de hiç olmak lazım geliyor ki sırrı ismi rahime bakıyor. İsmi vedutta gayr var, ismi rahimde gayr yok. Sözler 8. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında. Cahil dikkat, birisi Bismillah kainata bakıyor, ikincisi Rahman ve arza bakıyor, üçüncüsü değil sonraki diyor burada. Sonra insan, insan kainat ve küreyi arzdan sonra bir üçüncü gibi geliyor cem olmak sırrıyla. Bu mevcudu istemek ise kainat ve küreyi arzın sende cem olması değil, onlara cem etmektir. Yani onlarla Allah'ı taşımaktır, tabiri caizse, sende oluyor. Bismillah sende tezahür ediyor. Yani mevcut sende olunca, tabiri caizse sen Bismillah değil, Bismillah sende tezahür ediyor. Allah'ın ismi sende tezahür ediyor. Bu mevcutu bir de isteyerek, Allah'ın ismini bu mevcutla gösteriyorsun. Tam mezhebi, kalın mezhebi 13-34. Aynen böyle de, şu mevcut vücutlarıyla vacib-ül vücudun vücub-ül vücuduna şehadet ettikleri gibi kendileri hem arkalarından giden emsalleri ve zahiri hesaplarıyla beraber zaman bulmalarıyla zat-ı vacib-ül vücudun özelliğine, selmetiyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Bunun mevcudun sende olmasıyla vacib-ül vücudun vücudu vücuduna şehadet ve zat-ı vacib-ül vücudun özelliğine ve selmetiyetine ve ehadiyetine adet ettiriyorsun. Nasıl ders yapıyorsun? Nasıl bu sayı uzatın? Senin vücudunda her vakit derler çalışıyorlar. Mesela o değil, mevcudu istemek noktasında şöyle bir dediğim, her bir derece mevcuttur. Bu mevcudu istemek ise senin vücudunu tezahür etmesidir ki
bana ismi ciltiyle değil, senin gücünün intisar etmesidir ki sen olarak değil, ben diye yazdımsa da sen senin oğul, ben Emirdağ Bey yüzümüz sırrıyla. Asayı Musa 120, zat-ı vacib-ül vücudun hem mevcudiyeti, hem umum satları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları şenleri, lüzum derecesinde ahiyeti iktizar ve vücut derecesinde baki bir alevi istizam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücadele için hasil ve neşri isterler. Mevcut istemek sırrınca, zat-ı vacib-ül vücudun mevcudiyetinin ahireti istemesi ki kendini ahirete taşımak istiyor mevcudiyet sırrıyla. Allah'ın bu mevcudiyeti için mevcut istiyorum. Kendi mana ismim için değil veya aşkın sekriyle değil, bendeki aşk-ı bekanın bana ait olmadığı müktezasınca ahireti onun için, onu taşımak için istiyorum. Çünkü ben yokum, hiçen de hiçim. Sözler 474, isterim bir yar-ı baki isterim. Sizince o yar-ı baki bende olunca ahireti ben istinden biliyorum. Hem mükafat ve mücazatı da ben istiyorum. Ben beni taşımayanlara mücazat, taşıyanlara mükafat istiyorum. Ahirete yaman sırrınca. Fatih abi. Evet, efendim abi. Abi çok önemli şeyler söylüyorsun da böyle zaten bizim fikirler dağınık, bu kadar derin mevzuları bu kadar hızlı takip etme imkanımız hiç yok. Yani ben hani böyle aradan yakalamaya çalışıyorum. Cenab-ı Hakk'ın mevcudiyetini taşımak için öyle bir şey dedin, mevcudatı istiyorum dedin. Değil mi? Ne? Bir daha öyle okusana. Bir daha okuyayım inşallah. Metin okuyayım mı yoksa? Yani metin, o senin ifadendi galiba. Artık nasıl? Bak oradan bir... Yani mevcudu, Allah'ın mevcudiyeti için mevcudatı isterim gibi bir şey dedin. Değil mi? Mesela bak, zat-ı vacib-ül vücudun hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şenleri, lüzum derecesinde ahiret-i iktiza ve vücut derecesinde baki bir alem-i istizam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücadele için karşı ve nesli isterler. Yani mevcudiyeti istemek sırrınca zat-ı vacib-ül vücudun mevcudiyetinin ahireti istemesi ki, yani zaten vacib-ül vücudun mevcudiyeti mevcut olarak burada gözüktüğü için zaten vacib-ül vücudun mevcudiyetini ahireti istemesi ki kendini ahirete taşımak istiyor mevcudiyet sırrınca. Ama mevcudat da taşıyor yani. Allah'ın bu mevcudiyeti için mevcudatı istiyorum. Yani Allah'ın mevcudiyetindeki tezahürleri zemini için mevcudatı istiyorum. Yani Allah için, kendi mana ismim için değil veya aşkın istekli de değil. Çünkü zaten bendeki aşk-ı bekanın bana ait olmadığı müktezasınca ahireti onun için, onu taşımak için istiyorum. Çünkü ben hukum, hiçen de hiçim. İsterim bir yar-ı baki isterim. Sözler 474. Sırrınca o yar-ı baki bende olunca ahireti ben istiyorum. Yani ben bekar istiyorum yar-ı baki olun. Mesela yar-ı baki bende olunca bekayı ben istiyorum. Dolayısıyla ahiret ben istizam ediyorum. Hem mükafat ve mücazatı da ben istiyorum. Beni taşımayanlara mücazat, taşıyanlara mükafat istiyorum. Ahirete iman sırrınca. Mektubat 35, silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zarrat gibi kesretli iman ve istemek anlamı göstermişler ki, mevcudatı istemek demek, zatın sendeki karşılığı olan nurunun bürhanlarını istemek ve mevcudatın sende olmasıyla o bürhanları kendinle göstermek demektir. Hani mevcudatla sende olduğu için. Mektubat 37, icat eşyada her birer ayet olan silsile-i mevcudat. Umum mevcudatı istemekle umum ayeti birer istemektir. Çünkü yani her bir mevcut bir ayet olduğu için ayeti tekmini. Mektubat 43, mevcudat ayetlerinde cümlelerin görülen esma-i ilahiye mevcudatın hakkını kafirden almak üzere mevcudatın sultanı olan Kahar-ı Celal. Sen zata hası nazar etmek, mektubat 43, şimdi tefekkürün, sen zata hası nazar etmekle mevcudu Adem'e attın,
Ben Esma-i İlahiye'nin aynelerinde cilvelerini göstermek için bu mevzuatı istiyorum. Mektubat 84. Mevzuat alakası halikiyettir. Ehl-i Muhatil-i Vücud'un dedikleri gibi mevzuat efham ve muhabbi hayalet değil. Demek mevzuatı istemek serbest bölgenin hayalet olan menfi tarafına bakmıyor. Çünkü hayalet kelimesi hep olumsuz kullanılmıştır külliyatta. Halikiyet sırrınca Cenab-ı Hak gizliliklerini ortaya çıkarmak istedi. Ben de harekete mutabakat ederek mevcutu isteyip gizliliklerini birden göstermek isterim. Bunun istemesine karşılık bunu ortada birden isteyerek göstermek isterim. Mevcuta mektubat 85. Hem mesela Rahman-ı Rezzak hakikatli ve asıl oldukları için kendilerine layık rızkı ve merhamete muhtaç mevcutu ister. Yani Rahman ve Rezzak hakikati oldukları için kendilerine de cızka ve merhamete muhtaç mevcudu ister. Ve mevcudu diyorsam o Rahman ve Rezzak isimlerin asıllarına veya mevcudu alakalı tüm isimlerin asıllarına yapışmışım demektir ki onların karşılıklarını istiyorum. Lemalar 55. O Esma-i Cemali ve Kemali ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetlerle de üst edepleri göstermek isterler. Mevcudu birden istemek ise o Esma-i Cemali ve Kemal'in güzelliklerini insin nazarında göstermek istiyorsun. Burada ins ve insan ayırdım. Yani kendi şeyim insin nazarında göstermek istiyorsun. İnsan isminde geçen anda işaret eden bu mevcudu birdeki birden ile bu makamda ins mevcudun içindeyken o güzellikleri görüyor. İnsan mevcudatın insanın içindeyken o güzellikleri bizzat gösteriyor. Yani insan ayırdım da ins mevcudatın içindeyken güzellikleri görüyor. İnsan mevcudat kendi içindeyken o güzellikleri kendine gösteriyor. Bir noktayı nazar. Fena fillah olan hiç ender işte onu da eriyorsun. Bekabillah olan mevcudu istemekte ise onu gösteriyorsun. Onu da eridikten sonra onu göstermek istiyorum. Yani şöyle bir şeyim var. Padişahım, senin yanındayım ama izin ver. Senden ayrılıp seni herkese anlatayım. Seni bilmeyen kalmasın. Bu da böyle bir tefekkürüm oldu. Şimdi sözler 9. Vahdet ve vahiyeti cihetiyle dahi mevcudat ile alakalı her bir isim bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahiyet içinde ukulü boğmamak ve karakter zat-ı akdesi unutmamak için daima vahiyetteki sikri ihadiyeti nazara veriyor ki o sikrinin üç mühim ülkesini izah eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Sözler 9. Bu mevcudat birden sende olunca o sikrinin üç mühim ülkesini izah eden Bismillahirrahmanirrahim'i gösteriyorsun. Mevcut ile alakadar her bir isim sende tezahür ediyor. Mevcudiyetini mevcudu istemekle sende tezahür etmesini istiyorsun. Çünkü mevcudat sende olunca, yani deniz senin içindeyken onda boğulmazsın. Sikki-i ihadiyet sende tezahür ediyor. Bismillahirrahmanirrahim ile. Burada tefekkürlerim var. Hiç ende hiç la ilahe, yani ben mana ismi cihetiyle hiç ende hiç bildiğim zaman la ilahe, mevcudu istemek illallah, yani mevcudu istemekle hani Allah'tan başka ilah yok, yani ben mana ismiyle baksam bir nevi şirk oluyor. Onun yegane özetini mevcudla ilan ediyorsun. İlâ mevcuda illâ huyu, mevcudu mevcudat istemekle ve dolayısıyla mevcudat sende olmasıyla ilan ediyorsun. Yani la mevcudu illa hu. Mevcudatı istemekle, dolayısıyla mevcudat sende olmasıyla ilan ediyorsun. Sözler 479. Kainatta ehli vahdetül vücut gibi huzuru daimi kazanmak için idama mahkum zannedip la mevcudu illa hu hükmetmeye veyahut ehli vahdetül vücut gibi ehli vahdetül şuhud gibi huzuru daimi kazanmak için kainete nisyan-ı mutlak hapsinde hapse mahkum tahavül edip la meşgude illahu demeye mecbur oluyor. Belki idamdan ve hapisten gayet zahir olarak Kur'an affettiğinden o da sartı nazar edip ve mevcudu kendi hesabında istihdam edip
Esma-i İlahi'nin mazhariyet ve unyadarlık vazifesinde istimal ederek manayı harfi nazarıyla onlara bakıp mutlak gafletten kurtulup huzur daime girmektir. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. Şimdi tefekkürlerim bu cümleyle, bu metinle alakalı. Bunun mevcuttan günü olmasıyla Kur'an'ın içine giriyorsun. Ve mevcutta manayı harfi nazarı dahi kalmıyor. Çünkü mevcutun içindeyken manayı harfiyle bakıyorsun. Fakat mevcut sende olunca manayı harfi nazarı dahi kalkıyor. Çünkü zaten mevcut sende. Mevcut sende olmasıyla mevcutun mazhariyet ve anayadarlığı sende ortaya çıkıyor. Mevcut istemekle onu vücuda çıkarmak istiyorsun. Asya-i Musa 246'dan Kainat semasının grubu olmayan manevi güneşi Kur'an-ı Kerim şu mevcut kitab-ı kebirinin hayat-ı tekvinesini okuturmak mahiyetini göstermek için şualar hükmünde olan envarını neşfediyor. İşte mevcut istemek budur. Yani insan eşittir Kur'an'ın sırrıyla mevcut istemekle Kur'anlaşıyorsun. Hayat-ı tekvini sende okunuyor. Mahiyeti sende gösteriliyor. Bir mana Kur'an kelama dönük hem kendini onda gör, Kur'an hem de mevcuda bakıyor, kendi mevcutla gösteriyor. Kur'an fenafillah ve bekabillahı ikisine dem etmiş. Yani hem kelime bakıyor, çünkü mana ismi cihetiyle Kur'an haşa yok mesela mana ismi cihetiyle. Kelama dönük mevcutlara bakıyor. Hem mevcuda bakıyor, kendini mevcuda gösteriyor. Mevcut istiyor kavramın için. Nasıl mevcut istemekle manayı harfi kalkıyor? Kur'an'ın mana ismi olmadığı gibi dolayısıyla manayı harfi de yok. Kendisi kelamullah'tır. Çünkü zatında hiç ende hiç zatında mana ismi cihetiyle yok zaten. Yani Kur'an'ın mana ismi veya mana harfi yok. Çünkü zatı zaten kelamullah. Allah razı olsun. Biraz hızlı geçtim. Gelsin burada ne bulup burada çalıştım. İnşallah yazdım. Ya Fatih bizi sarhoş ettin evet. Ya. Bizi sarhoş ettin. Sarhoş. Mest ettin. Allah razı olsun. Ama bu yani şöyle bir şey de yapalım mı bilmiyorum ne derler. Şimdi değil de bu dersini bir daha isterdik ya. Bu ne yaptın ya? Ben bir tefekkürle takip edemedim ya. Estağfurullah. Abi isterseniz ben bunu yazarım. Meclis-i Nurani'ye paylaş ya bunu yaz. Evet abi. Şimdi defterde resim çektim. Benim yazdığım biraz zor okuyayım. Ben bir bilgisayar falan yazarak böyle gönderirim. Ha, evet. Sonra. Çünkü el yazı yazma. Çünkü sen tıp okuduğun için böyle. Doktor, evet, doktor yazısı senin. Ya biraz hızlı yazayım da sana yetişsin diye. O yüzden biraz acelerini yaratmışım. Yani bir daha yaparsın. Bahat abi Allah razı olsun. Bir daha yaparsın. Allah razı olsun. Hadi, çok güzel. Allah razı olsun. Çok güzel Allah bir derste. Maşallah. Bak inan ki yani buna teptevazı yapmıyorum. Hayatımda yaptığım en güzel ders diyebilirim yani çalıştım şu ana kadar. Çünkü ben daha önce de mesela çalışıyordum. Bu hatır olarak yani bir şey olarak yani bu şeyle çıkarmıyor. Yani, paragraftan direkt onunla şey yapmak. O şekilde yaptım yani. İnşallah. Allah razı olsun. Amin. Çok güzel. İyi Fatiha'sını evet. Çekelim sonra konuşalım. Bir şey konuşacağız. Tamam abi. Fatiha'nı çek Fatih. Tamam abi. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatih. Fatiha'ya teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Zihni açıklığı versin. Haftaya Maksud kardeş ders yapacak Azerbaycan'dan inşallah. Sonraki hafta kim alacak? Almak isteyen var mı ya? Metozoru olarak Yozgat'taki kardeşe verelim. Hazırlansın diye iki hafta önce veriyoruz. Alan var mı? Yani ben Maksud'dan sonra ben yaparım diyen. O zaman Yozgat'tan maliyeci kimdi? Kendisi söylesin. Fatih. Efendim abi.
Tamam. Fatih sensin değil mi şu anda konuşan? Evet abi. Tamam. Şimdi şeyde Maksut haftaya salı yapacak. Fatihler mi ya? Fatih Erkoç karıştı galiba abi. Yok Fatih evet Erkoç, Erkoç'u diyorum. Fatih Erkoç at sesini. Buradayım abi, buradayım. Şimdi haftaya Maksut yapacak. Ondan sonra sen bize bir konu hazırlarsın. Artık alır mısınız yok. Böyle metozunu herkes yapacak bu buraya katılan. Ama er ama geç. Herkes ders alacak. Tamam abi olur inşallah. Yani dolayısıyla iki hafta. Ondan sonraki şey yapan varsa üçüncü haftayı alabilir. Ondan sonra Fatih sen İstanbul'da mısın? Nerede? Ler mi? Ler? Ben Yalova'da oturuyorum aslında abi. Yalova'dasın. Ha. Evet abi. Allah. Uzak değil misin abi ya? Fatih abi. Uzak değil. Efendim. Seni bir gün davet edelim yüz yüze bunu cenk meydanında yani böyle uzaktan bize yumrukları salladın biz nakavt olduk yani. Estağfurullah abi inşallah olur. Şöyle yüz yüze bir çarpışalım ya. Çarşamba günü Fusi derse davet et Osman bunu. Evet edelim abi o inşallah. Yani yolu ne oradan karşıdan atlasan yüzersin. Yüzden gelirsin. Tuzla pendikten hızlı gelirsin. Çarşamba günü... Çarşamba günleri İstanbul 7 Kule'de dersimiz var ya Enfusi. Gafil gafurun orada. Gafillerin ortasında gidelim. Bugün de yok galiba. Bugün yok gözüküyor. Evet. Neyse Fatih abiden şeyi almış olalım. Çarşamba. Tamam. Böyle o zaman yapalım inşallah. Osman sen bunu takip et. Fatih Lermi çarşamba günü nasıl yapacaksan ayarla. Tamam hadi başlayalım bir şu şey başlasın dersler de inşallah bir gün konuşur ayarlanır yapalım. İnşallah inşallah. O zaman da bu Dima'dan canlı yayın gene veririz. Tamam olur abi. Canlı yayın alışıldı zaten olur. Ha yani ben bu kadar güzel yani canlı yayın Mecul'da şeyler paylaşmıyoruz. Siz bizim grupta olduğu için sorun olmuyor, güzel oluyor. İnşallah Dima grubumuz başlarsa bu sistemle de olabilir yani canlı yayın. Ama Telegram ve Mecul WhatsApp'ta değil, sırf Dima Meclisi Nurani veya Dima grubumuzla zaten ders yapıyoruz. Olur böyle. Alıştık yani bu işe. Ama Fatih çok güzel istifade ettik. Allah razı olsun. İnşallah Maksut açık mıdır? Haftaya seni bekleyeceğiz Maksut. İnşallah abi. Bizim tarafım. İnşallah. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. İki cihanda Cenab-ı Hak aziz eylesin, zihin açıklığı versin, dert keder vermesin. Hesabımızı ve imtihanımızı Allah suhuletle nasip eylesin. Maddi ve manevi sıkıntılarımızı bertaraf eylesin. Semavi ve arzi, insi ve cinni, şeytanlar şerrini muhafaza eylesin. Çoluk çocuğunuzla Allah sizi imtihan etmesin. Suhuletle imtihanınızı vermeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. İnsanın en çetin imtihanı evladıyladır. Allah onu yaşatmasın, yaşatırsa da suhuletle geçmesini nasip etsin inşallah. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Hasan abi yarın geliyor musun? Evet. Yarın inşallah İstanbul afakını Allah nasip ederse yarın İstanbul'a geliyorum. İmkanı olanlar mutlaka gelsin. İmkanı olan bunu ömrünüzde bir kere nasıl ne olduysa nasip olmuştur. Ama ciddi şeyleriniz varsa şey yapmazsınız. İnşallah bu Türkiye'nin değil alem-i İslam'ın mesela Mescid-i Aksa Alem-i İslam'ın, Kabe Alem-i İslam'ın, Ayasofya'da Alem-i İslam'ın ve Hristiyan dünyasının meselesidir.
Emirda 236 galiba. İkinci Emirda 236. Ayasofya'nın açılması bir kısım Hristiyan devletlerini memnun edecek. Devlet diyor. Bir kısım Hristiyan devleti. 236 ikinci emirde. Yani memnun olacaklar. Yani müze değil, bir ibadethane olmasından Hristiyanların bir kısım böyle ruhanileri değil, devletleri memnun olacak. Devlet diyor. İnşallah ona şahitlik yapmak çok tabii şey. Artık Mele-i Ala'dan neler nuzul edecek? İndiren Allah, melekleri, şehitleri indiren Allah çok ruhanileri indirecek tabii orada. Öyle inanıyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Efendim. Efendim. Fatih abi, şimdi bu dersten şey yaparken farklı belki yok. Konu olarak da biraz farklı olacak ama manayı ismi, manayı harfi, insanda karşılıkları nedir? Manayı ismi, dimağım bakıyor, manayı harfi, kalbim bakıyor. Çünkü şefkat, sevmek, mevcudatı sevmek, ondan sonra şefkat etmek deyince benim aklım manayı ismiyle anlamayınca manayı harfiye geçiş olmuyor. Yani dima, bu manayı ismi ve manayı harfi nereye bakıyor? Şimdi onu bilemeyeceğim de buna çalışmadım. Çok güzel. Çok güzel. Çalışmadı, emin ol, çalışmadım diyor. Şey diyor ki Abdullah Şimşek, Osman, Lugatçı Osman diyor ki hissediyorum orada, manayı harfi akıl, manayı ismi zekavet, zekilik bakıyor diyor Osman, öyle diyor galiba. Yok abi, diyorsunuzdur. Yani doğrudur abi diyorsunuz. Yok estağfurullah. Yani zeki var ya, zekilik. Manayı ismi eşyanın bizzat kendisine baktığı için ilişki ve çelişkileri tanımlar. Yani mevcudatın bizzatı kendisine baktığı için o zekadır. Akıl ise vahiy ile mevcudata bakar. Vahiy ile nurlanır, terbiye olur. Akıl zaten Kur'an'a tebaiyetiyle, Kur'an'a tabiyetiyle, tebaiyetiyle furkanlaşması nispetinde o manayı harfi oluyor, Kur'an adını oluyor. Bugün de demek ki manayı harfi Allah hesabını öğreten Kur'an'dır. Kur'an'a muhatap olan akıldır. Manayı ismi ise bu nefis hesabınadır. Eşyanın bizzatı kendisine baktığı için bu zekavettir, zekiliktir. Zeki olma yani bakıyor. Bir kardeşimiz de diyor ki, Edebi Dünya Risalesini okudum Almanya'da. Başka ben bir WhatsApp grubuna beni dahil etmişler Almanya'da. 7/24 diye bir şey. Orada yazmış ve soruyu sormuş. Orada da hem bana özelden göndermiş hem orada soruyor. Diyor ki Edebi Dünya, Edebi Dime Dünya kitabındaki üstad kaynak gösteriyor. Orada diyor, kalbin aklıyla bilmek, yani akıl kalbin içinde değil midir diyor da, tabi usta böyle toptancılık olduğu zaman böyle akıl kalp, tabi ki kalben bilmek, oysa bilmek akıl işidir. Mazar hissiyatı ve makes efkarı dima ve vicdan olduğunu, yani konuşurken bunları tefrik ediyoruz ki alemimizde otursun, alemimize otursun. Ama bütünlük itibariyle kalptir, onun arkasında da ruhtur. Ama kalbe geliyoruz, kalp konuşunca detay konuşmuyor ama kalbin içerisi deyince vicdan ve dima ayrılır. Dima gelince akıl 7 mertebesine bir mertebedir. Akla gelince aklın hangi sıfatıdır? Tefekkür müdür,
şey midir, efendim zekavet midir, hüşyar mıdır, deha mıdır gibi böyle ona girince o da acayip aşağı iniyor. Mesela tefekkür de aklın sıfatıdır. Çünkü Kur'an'ın içeriğidir. Böyle dibi var mı? Yok. Öyle gel yukarıdan aşağı ruh, gel kalp, gel vicdan ve dima, gel dimadan işte yedi mertebe akıl, gel aklın şurasına, ondan sonra gir de gir. Hem de bir Fatih bu akşamki dersi Şefkat-ı Mukaddesenin Şunat-ı Zatiye'nin Şefkat-ı Mukaddesesine pergeli koydu. Varlığı tanımlama ve tanımayı Şunat-ı Zatiye'nin biliyorsunuz 7 mertebesi var. En merkezde Şefkat-ı Mukaddes, çık dışarıya Muhabbet-i Münezze, sonra sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı Mukaddese diye geçiyor. Oradaki şefkat bizim sırf anne çocuk ilişkisi değil ama onu anlamlandırmak adına akla verilen bir malzemedir. Allah'ı şefkat ile taşımak, Allah'ı muhabbetle taşımak, yani şefkat ile taşımak, yani Allah'ın şefkat-ı mukaddese oraya koyduğu zaman nasıl böyle taşınıyor onu anlattı. Ana merkez bugünkü dersimiz Şunat-ı Zatiye'deki Şefkat-ı Mukaddes'e şefkat mevcudata bakar. Şefkat mevcudata bakar, Rahim ismine ishal eder. Şefkat-ı Mukaddes'e ise mukaddes, mürekkep olmayan ama bütünsel olan, ona dayanıp bizi ayakta tutan, mürekkep olmayan ama bütünselliği olan, ona dayanıp bizi ayakta tutan, mukaddes, kutsi, şefkat varlığa bakar, mülk tarafına, mukaddes ise öteki tarafa bakar, yani zata bakıyor. Nasıl ki akıl bir berzahtır, şefkat da burada bir berzah yapıyor. Şefkat varlığa bakıyor ama mukaddes arkaya bakıyor. Neye benziyor? Akıl. Akla baktığımız zaman akıl mevcudata manayı ismiyle bakınca, yani ma ismi ve harfi olmasın, akıl bir berzahtır. Mülk tarafı mevcudattır aklın. Vacip tarafı vücuttur. Yani vücut ve mevcut. İkisini ait tefrik edemezsek tefekkürümüzde şey oluyor. Yani dalgalanma olur. Ölünceye kadar böyle gider. Mevcut vücud hariciye, aklın vücud hariciye alemi şehadete bakıyor. Mevcut, hatta gayb de öyle. Mevcuda bakıyor. Varlığa bakıyor. Aklın vacibul vücutla vücuda baktığı zaman, vacibul vücuda bakarken Kur'an gözüyle, mevcudatın pencereleriyle, mevcudatın malzemeleriyle vacibül vücudun vücuduna bakıyor. Vücut melekuttur, mevcut mülktür. Berzah ise akıldır. Şefkat-ı şunat-ı zatiye berzahtır. Şefkat mevcudata bakar, şefkat-ı mukaddesi zata bakıyor. Fatih bizi şefkat-ı mukaddese yaptı. Çok orijinal şeyler var yani ama can alıcı kelamı, şefkat-ı mukaddesi Allah'ı taşıyor. İman gibi böyle. Mukaddes yani. Bazen bunu şeyde kullanıyorlar, soru sorarken, anne çocuğunu yakar mı? Allah da kulunu yakmaz deyince pergeli şefkat-ı mukaddese koyup şefkate bakıyor. Yanlış oluyor. Niçin yanlış oluyor? Diyor ki, itikattayken esbaba baksan, itikattayken cebriye olursun. Ama esbaptayken itikada bakarsan mutezile olursun. Ehl-i sünnet nedir? Bersahtır. Mevcudata bakarken esbab alemini kullanıyor. Ama itikadı farklıdır. Ama
vacibül vücuda bakarken esbab olarak bakmıyor. Neye benziyor? Esbaplı tecelli, esbapsız tecelli gibi. Ehl-i sünnet çok acayiptir yani. Hakikaten çok garip yani. Çok mükemmel bir şey. Tabii şunu da söyleyeyim sizdeki bu nimeti fark etmek adına. Birileri elimizden tuttu, bizi bu nurlarla tanıştırdı. Yani biz Süleymancılığı, tarikatçılığı, işte şu meseleleri bildik. Ondan sonra alemimizi oturttuk. Hadi bakalım şimdi seçin diye biz bu mesleği seçmedik. Sonra geldik Nur Camiası'nda bayağı böyle meşrep var. Onun içinde de böyle bir meşrebe koymuş. İnanın ta bu meşrebin de yani bu kadar geniş sahası var. Böyle bu cemaat bu şeyin enfusi dimağa koymuş. Onu da koymuş böyle bir dersin içine koymuş bu saatte. Yani şey için sayıyorum, farkındalığımız artırarak nasıl şükredeceğiz, nasıl Allah'a şey yapacağız bilemiyoruz işte. Bu alet şefkat. Allah bunu şefkat-ı mukaddesiyle şey yapıyor. İşte nasıl Allah'a taşıyoruz? Zevk alıyoruz. Çocuk niye şefkatla şefkat-ı mukaddesi tanımlıyor? Ne anlıyoruz? Anne çocuğunu kendi organı gibi görür, uzantısı, kendisinden görmez. Yani bir mesela bir kalem gibi görmez çocuğu. Anne yaşı ne kadar olursa olsun çocuğunu kendi uzantısı olarak görür. Çocuk anasını nasıl emerse aşağı, şefkat bu. Şefkat-i mukaddesi de Allah insan böyle fikreder, hisseder, mahseder, zevk eder. Olunca işte Ada Pazarı'ndan Abdülrahim miydi? O sordu. Yani şefkat nasıl Allah'a taşıyor? Akılla şey yapamazsın çünkü şuunat-ı zatiyeye konuştu bu akşam. Biz onu istedik ki Fatih'in aşağıya akılla bunu şey yap. Tıntın ediyor tabii akıl ama şefkat-ı mukaddese, şefkat nasıl Allah'a taşıyor? Bu öğrenilecek, bilinecek bir şey değil bu. Bu onun da arkasında hissi fikredip hissedip mas ve zevk edilen bir şeydir. Bu lezzet-i mukaddesedir. Yani şefkat-ı mukaddese nasıl Allah'a taşıyor? Allah'ı böyle hissetmek işte, zevk etmek. Bu öğrenilecek bir bilgi değil bu. Bu bilgi falan değil. Bilgiyi sıfat-ı subutiyede ara. İlim orada. Şefkat-ı mukaddeste Allah taşınıyor. Bu bir halet-i ruhiyedir işte. Allah'a nasıl şefkat olur? O zevk ettiğin zaman zevk edersin işte. Öyle. Bugün şefkatla şefkat-ı mukaddese çok farklı. Şefkat mülke bakar, şefkat-ı mukaddese vücuda bakar. Berzahı şuunat-ı zatiyedir. Yani şefkat latifedir. Latifedir. Ruhta bir latifedir şefkat-ı mukaddese. Muhabbet de öyle. Mesela Allah insanı nasıl taşıyor? Yani bu su ilişkisi vardı, odunur ilişkisi vardı. Ondan sonra şimdi bu latifelerde hissedilir, mahsedilir, zevk edilir. Mesela bir başka şefkat-ı mukaddesi, memnuniyet-i mukaddesi var, iftihar mukaddesi var. Mesela bir insanda şuunat-ı zatisindeki memnuniyet, iftihar mukaddesisi gelişmese bir kardeşimizin dersinden, bir kardeşimizin meziyetinden zevk alamazsın. Yani mesela Fatih, ben şey için demiyorum. Fatihler mi ders yaptı? Böyle sanki böyle zevk etmek lazım. O benim diye değil, daha ötesi. Bunu nasıl olur? Nasıl buna muvaffak olur? Şuunat-ı zatiyede iftihar-ı mukaddesi var ya, iftihar-ı mukaddesenin
his olarak ihlas oluyor. Sır ihlas oluyor. Yani bir ihlas var. Sır ihlas nedir? İhlasın ruhu nedir? Sır ihlas. O da şuunat-ı zatiyedeki iftihar-ı mukaddesidir. Bir kardeşimizi kendi ruhunda hissedersen, onunla iftihar edersen, sende ihlas olur. Sırrı ihlası taşıdığın için ihlas olur. İhlas mülke bakar, sırrı ihlas meleküte bakar. Bunu ben nasıl hissederim? Şunat-ı zatiyedeki o latifelerimizde iftihar-ı mukaddesi var ya, iftihar-ı mukaddesi ne demek? Haşa, Cenab-ı Hak bizimle iftihar ediyor meleklere karşı. Değil mi koydu? Sen söyle ey melekler, sen söyle ey Adem. Allah iftihar ediyor. Hatta hadisi kutsi'de okumuştum. Ey benim için şehvetini o anda terk eden kulum, sen benim bir kısım meleklerim gibisin. Allah o anda meleklere gösteriyor. Bak diyor, iftihar ediyor. İftihar mukaddese. İşte bu Fatih kardeşim bu akşamın şefkat-ı mukaddese Allah'ı nasıl taşıyor? Ne demek? Sırrı ihlasta kardeşimizi nasıl hissediyoruz? Bu öğrenilir mi? Öğrenilmez. Bilinebilir. Yani ama mesela ben kardeşimle iftihar edersem ben onu hissederim, zevk ederim, mahsederim. O İşte onu taşıyorum. Ben oluyorum artık. O yok. Ben de yok. Kimse yok. Onu taşıyorum. Çok acayip. Muhabbet başkadır. Muhabbet-i münezzehe başkadır. Muhabbet mevcuda bakar. Muhabbet-i münezzehe vücut tarafına, melekut tarafına bakar. Şunat onu çok güzel tanımlıyor. Şefkat-i mukaddese. Şefkat denilebilirken mukaddes denmiş. Muhabbet denilebilirken muhabbet-i münezzehe denmiş. Lezzet denilebilirken lezzet-i mukaddes denmiş. Allah razı olsun. Bizi epey taşıdın. Peki. İftihar-ı mukaddese fenafil ihvan benzer midir abi? Evet. Yani fenafil ihvan histir Erdinç. Ama bu şeyde şuunat şuunat-ı zatiyedeki şefkat, muhabbet, sevk, surur, memnuniyet, iftihar, lezzetler var ya, his değil bu, latife bu, daha derin. Fenafil ihvan histir, daha mülk tarafıdır. Ama iftihar mukaddes var ya şuunat-ı zatiyede, o nasıl anlarız diye yola çıkarsak, ihlas da anlarız. Başka fenafil ihvanla anlarız. Fenafil ihvandan daha arkada. Zaten onu ihlasta kullanıyor. İhlası o dört tane hakikati anlatırken o ihlasta hep ihlası anlatmak için örnekler vermiş. İhlas daha arkada. Ama iftihar-ı mukaddese ondan da arkada. Yani iftihar değil, iftihar-ı mukaddese. Bir kardeşimi ben aklımda, vicdanımda his, kalbimde muhabbet, ruhumda latife olarak hissederim, bu bilgi değil. Hissederim, iftihar-ı mukaddeseye, aynı bu sefer ben onunla iftihar ettiğim gibi demeye başlarsın. Ya Rab, senden de iftihar ediyorum. Seninle iftihar ediyorum. Kardeşiyle iftihar edemeyen Allah ile nasıl iftihar edecek? Öğrenememiş ki bunu. Kendisiyle iftihar olmuyor. Yani o boğabilir. Yani kardeşiyle iftihar etmeyi öğrenen hak ediyor Allah ile iftihar etmeyi. Hak ediyor o zaman. Hak o tecelli ediyor. Hak. Ya zıtları cem edip, bak Cenab-ı Hak'taki zıtları cem edip, hiçbirisini birbirine örtmeyen, ortadan kaldırmayan, zıtlar dahi olsa cemül cem olan bir isim. Hak. Hak. Acayip bir şey. En çok kullanılan isim. Ama en çok da gafil olunan bir isim gibi geliyor bana.
Peki. Elhamdülillah. Geceniz bugün çok güzel olacak. Kendini ne zannediyorsun ki? Ne kadar sen diyor, işaret icazda diyor değil mi İmam Ali? Cimen sahir, yani cismen küçüksün. Ama öyle bir hakikati taşıyorsun ki, alem bile yok oluyor sende. Nasıl bir şey ise öyle. Bu ilimdir, bu bilmek. Ama bunu derslerle, terklerle, tecerrütlerle böyle birbirimizi iftihar edeceğiz meziyetiyle, birbirimizle memnun olacağız. Birbirimize kanaat edeceğiz, Risale-i Nur'a kanaat edeceğiz. Böyle bazen aklımız ya ben bu külliyat bunu anlayamadım, külliyat ya biraz kafama ters çatışıyor, orayı bil ki senin kafan o anda vahye uzak. Tamam. Böyle birbirimizi iftihar edeceğiz. Mutlaka şeytan birbirimizi ortadan kaldıracak, bazı şeyler getirecek. O zaman onun ustad ve dinimizin ölçüsü getirmiş beşeriyetimizden bazı nakıslar, birbirimize muhabbeti azaltacak bazı şeyler getirince hemen gözümüzü kaldıracağız, kafaya kaldıracağız. Diyeceğiz ki ya bu çok ciddi ve ulvi ve kutsi sıfatları var. Bu beşeriyetiyle ben onu gömemem, yok edemem diyeceğiz. Böyle gelişecek inşallah. İftihar edeceğiz birbirimizden. Fena fil ihvan olacağız. Sonra bu iftihar-ı mukaddesede aynı olunca sır ihlas ortaya çıkacak. Ben senden zevk alınca bunu öğrendim. Ha, Allah'tan da zevk alacağım. Çocuk anasını emer gibi insanda Rabbini böyle letafetiyle latifleşiyor, emiyor orada. Geceniz mübarek olsun. Tekrar Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Rabbime emanet olun. Ayasofya'nın yakınında orada inşallah telefonlarımız birbirimizde var. Orada bir araya gelip orada bir grup beraber olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. O haletleri tefeyyüz etmeye, o haletlere mazhar olmaya Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ama işte orada da bu haletler idrak edilemez. O yaşanır. Yaşanır. O bir his de değil, latifedir. İş dünyada yaşanan, ama inşallah birbirimize sirayet eder inşallah. Ama şahitlik yapacağız orada. En azından ilmen bileceğiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.